sen yanımda kal. Çıkma dışarı. Kal orada. Feride'ye bir şey yaptıysan şehadet getir şerefsiz. Yüzünü gördün mü diyorum. Tarif edebilir misin adamı? Ya adam bir anda üstüme çullandı. Sonra da bütün paralarımı aldı gitti şerefsiz. Of. Al götür bunu. At nezarete. Ayılıncaya kadar da beklesin. Ondan sonra ifadesini versin. Hadi. Sabah akşam buzla pansuman yapmayı ihmal etmeyin. İki gün sonra hastaneye gelirsiniz, tekrar kontrol ederiz. Sağ olun, iyi akşamlar. Nereye? Senin olmadığın bir yere. Osman, bak. Tamam, kabul. Elimin ayarı kaçtı. Ama kardeşim... Ben ne yaptıysam senin için yapıyorum ulan. Ben senden bir şey istedim abi. Bir şey istedim. Doğruyu söylemeni. Mahir abiyi kurtarmanı istedim. Söyledim ulan. Yalan söyledim. Mahir'e gitsem bana bu yalıyı verirler miydi Osman? Verirler miydi? Kabul ediyorsun yani. Para için insanlığını sattın. Sen benim hiçbir şeyimsin artık Barut. Abi. Barut. Abi. Barut. Osman abinim. Barut. Abinim. Barut. Abim mabim değilsin Barut. Ulan ilk defa bir evimiz oldu lan. İlk defa bu hayatta bir evimiz oldu Osman. Yuva yapacağım lan sana burayı. Yengen de gelecek, muazzam bir kadın analık edecek olur mu sana? Kevaşe'den bana ana mana olmaz. Genel evden çıkma Nuriye'yi ana derim. Senin seçtiğin o para delisi kadına selamımı vermem. Osman! Osman ağzından çıkanı kulağın duysun. Sen benim canımsın ama o da benim hayatım, geleceğim, anladın mı? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Hiç kimse onun hakkında böyle konuşamaz, anladın mı? Yeter ulan! Sabrımın da bir sınırı var. Bana yumruk atacaksan eğer sana göğsümü açacak değilim. Anladın mı? Açma Barut. Açma. Bıktım ben artık senin yalanlarından, kıvırmalarından yeter. Osman bak eğer bu kapıdan şu eşikten geçersen bu eve bir daha gelme. Senin bu Türk filmi ayakların kevaşine işler Barut Bey. Hadi hoşça kal. Senin bu yalanla kurduğun dünya var ya, bir gün başına yıkılacak. Ama başına yıkılırken ben altında kalmayacağım. Hadi eyvallah. Lan! Gebersen de gelme lan bir daha bu eve. Gebersen de gelme. Sen beni sildiysen ben seni hep daha sildim lan. Gelme lan bir daha gelme. Gelme! İyileşecek tamam mı? Hanımefendi size de pansuman gerek. İsteme. Durumu kritik. Çekilin lütfen. Feride, ne oldu iyi misin? İyiyim. Thank you.
Lol. İşlem tamamdır Sayın Savcım. Yani? Aynen dediğiniz gibi oldu. Mahalleler ateşe alıp yola düştü. Biz de insanlık namına kaçak var diye polise haber uçurduk. Daha olay yerine varamadan enselendiler. Güzel. Ya diğer mesele? O da tamam. Kadının hastaneye varacağı şüpheli. Hastanesi? Ne hastanesi? Yaşıyor mu hala? Pek sayılmaz. Gitti gidiyor. Lan biz seninle ne konuştuk? Hani bu iş tamamdı? Ha? Ölecek demedim mi ben sana? Kolay gelsin. Size de savcı bey. Ne var o dosyada? Hiç. Sizin alakadar olduğunuz bir davayla ilgili değil. Müsaadenizle. Yapacağım işler var. Aranma bir dosyayı aldım. Necdet Güney adlı şahsın dosyasını sadece. Kurban belli oldu da cellada karar veremiyorum. Emret yeter. Dediğin dakika kim istersen indiririm. Yaptığın işlerin evveliyatına bakıyorum. Becerebilecek misin? Kuşkuluyum. Malum vukuatın bir değil iki değil. Hatasız kul olmaz Karslı. Savcı bey, esas olan ibret almak değil mi? Müsaade et, kusurum kendim telafi edeyim. İtimat öyle kırılgan bir his ki bir kere zedelendim mi? Eskisi gibi olmuyor. Ama seninle hukukumuz eskiye dayalı. İyi niyetinden hiç şüphem yok. İşi sana vereceğim. Ama bu sefer de batırırsan. Seni yormam. Kendi boynumu kendim kırarım. Aldığı nefes sayılı yani. Belki biz burada konuşurken çoktan öte tarafı boyladı. İnşallah öyledir Suat. Aksi halde sen canına kıyarken zevkle seyredeceğim, haberin olsun. Endişeye mal yok Karslı. Ha bu arada geri kalan her şeyi de aynen dediğin gibi tezgahladım. Kimsenin aklında acaba kalmayacak. Ortadan kaybolma. Benden haber bekle. Ne var Nihat? Söylediğinizi yaptım. Serra Hanım odasını alt üst ettim. Ama düğme falan bulamadım. Başka bir emriniz var mı? Bakmamı istediğiniz bir yer. Sağ ol Nihat. Gerisiyle bizzat ben alakadar olacağım. Bıçakla batından yaralanma. Hasta çok kan kaybetmiş. Başından aldığı darbe etkisiyle baygın. Ameliyata lazım Asım. Hemen Asım'ın kan grubunu öğrenin. Thank you.
Bunun adını bir not edelim. Haber gönderince yolla bak. Peki sana. Sinan Bey. Bu size. Bizim Celal gizlice çekti. Bu akşamki baskıya haberi de hazırlattırıyormuş yazışları. Hakime aşığından vazgeçemiyor. Sizin istediğiniz manşet. Şimdi nerede? Ne yapıyor hakim ama? Hastanede. Bir arkadaşı arıyorum. Servise başlayayım mı efendim? Yoksa kardeşinizi bekleyecek misiniz? Daha değil. Alo? Neyleyim köşkü? Neyleyim sarayı? İçinde salınan sen olmayınca. Necdet. Gönlümün sultanı. Akşam oldu. Sofralar kuruldu. Ama ne tadım var ne tuzum. Bunca varlığın içinde bana yokluk yaşattırma Ayten. Gel. Gel ki ıssızlığım son bulsun. Ne sıfatla? Kim olarak gelip yerleşeceğim evinize? Ayten ben şimdi... Rica ederim. Belli ki hiç tanımamışsın sen beni. Ben ısrarla yanımda duruşuna güvendim. İçinde bulunduğum müşkülü anlattım sana. Sen bana verdiğin sözü tutacağına bir de bana hafif meşrep bir kız muamelesi yapıyorsun. Ayten ben katiyen bunu... Bırak lütfen yeter. Bu tutumunla daha fazla üzme beni. Gecenin bir vakti de böyle şeyler için arayacaksan bir daha da karşıma çıkma. ARH pozitif kan gerek. Hasta çok kan kaybetti. Bahar için mi lazım kan? Sizinki uygun mu? Hayır ama hemen bulurum. Çok iyi olur, hastayı kaybedeceğiz yoksa. Affedersiniz. ARH pozitif kana ihtiyacımız var. Affedersiniz. ARH pozitif kana ihtiyacımız var. Sizin kanı... Hanımefendi. ARH pozitif kana ihtiyacımız var. Feride Hanım. Kimse de... Ne oluyor, iyi misiniz? Sinan Bey, kan grubunuz ne? Üzerinden çıkan altınlar bunlar Savcı Bey. Bu bir avuç altın için mi öldürmeye çalıştın genç kadını? Ben evde yalnızdım. O birden çıktı geldi. Ben de ne yapacağımı bilemedim, telaşlandım. Zaten her şey bir anda olduğunu anlattığınızı tam da bilmiyorum yani. Çok pişmanım. Hiç uğruna yani. Hem de adliye mensubu. Daha önce 3 kez hırsızlıktan tutuklanmış. Sözlü ifadesini kendi belirtti. Nasıl peki hanımefendi? Yaşayacak mı? İnşallah. Yaraladığın polisin durumu iyi. Ama kızın durumu iyi değil. Amir bir seni görecek önce. Mahir. Seninle böyle anlaşmadık. Adamı durdurmak için geciktim. Yakalandın. Eğer sana yardım ettiğim ortaya çıkarsa mesleğimden olurum. Endişe etmeyin.
Sizi karıştırma. Bitti Mahir. Artık seninle bir işbirliğimiz söz konusu olamaz. Birbirimizi hiç tanımadık. Bahar'ı öldürmeye kalktılar. Günahsız bir insanı. Kimin yaptığını bulmam gerek. Nasıl? Sen suçlusun. Yargılanacaksın. Artık dışarı çıkman mümkün değil. Durumu kabullenmen salahiyetin için daha iyi. Elinden geleni yaptın. Ben vazgeçmem. Vazgeçmem! Bilerek mi geldiniz? Tesadüf mü bilmiyorum ama... Sizi Allah gönderdi Sinan Bey. Çok teşekkür ederim. Böyle bir olay olduğunu, sizin de burada olduğunuzu duyup da geldim. Zor bir gece geçirmişsiniz. İyi misiniz? Bahar gözünü açmadan ben iyi olamam. Ne oldu Feride Hanım? Arkadaşınızla sizin başınıza ne geldi? Bunların sebebi ne? Kaç tüp kan aldılar. Siz eve gidin dinlenin isterseniz. Gidemem. Tamam. Belki hiç tanımıyorum Bahar Hanım'ı ama... merak ederim. Haber için burada değilim. Sizi de... arkadaşınızı da merak ettiğim için buradayım. En azından durumumda bir iyileşme olsun. Öyle gideyim. Feride, kızım. Doktorlar çok umutsuz konuşuyor bir zaman. Nasıl kıydılar Bahar? Kalbi güzel, yüzü güzel. Güleç yüzlü kızıma nasıl kıydılar? Para için değer miydi ha? Gencecik bir ömrü kastetme. Para için mi? Savcı Burhan dedi. O kansız para için girmiş hele. Bilezik için. Soygun içinmiş. Bahar evde görünce korktu herhalde. Sen ne diyorsun Ümit abi? Hiçbir hırsız soyacağı evin sokağında ev tutmaz. Kim ne karıştırıyor yine? Basbayağı suikast bu. Sen edersin anne. Turgut ne hakla hangi vasıfla götürür kızımı? Ne bileyim kızım, mahalleviciye gidiyoruz dedi. İpek de bunu duyunca çok sevindi. Ben de sırf kalbi kırılmasın diye müsaade ettim. Laf mı şimdi bu? Ama kızım öyle bir konuştu ki sanki senin de haberin var. Hatta sen de onların yanına gidecekmişsin gibi. Of anneciğim nasıl müsaade ettin? Hem bakalım ben istiyor muyum Turgut'la İpek'in görüşmesini? Kusura bakma kızım. Siz bir küs bir barışıyorsunuz ya. Ben sizin haleti ruhiyenizi artık takip edemiyorum. İpek. İyi misin kızım? Bak tam vaktinde geldik. Annen de gelmiş. Tabii ki iyi sevgilim. Beraber bir kaçamak yapalım dedik. Ama sonra yakalandık. Bir dahaki sefer annenle gideriz. Bir defa çikolatalı pasta yeriz. Tamam? Hayır. Bir daha asla böyle bir şey tekerrür etmeyecek. Ne var cancağızım? Bu gergin halinin bir sebebi olmadı. Sence? Bu tavrınla çocuğu ürkütüyorsun. Yürü. Sevgilim, kızımız ne kadar üzüldü görmüyor musun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Senin gayen ne? Asıl senin gayen ne Turgut? Çık hayatımızdan. Uzak dur bizden. Yapamam. Seni bırakamam. Beni şu hayatta gerçekten seven tek insanı kaybedemem.
İzin ver. Hatalarımı telafi edeyim. Nasıl? Bu laflarla mı telafi edeceksin hatalarını? Bu laflara karnımız tok Savcı Bey. Bu sefer öyle değil. Ben seninle bir bütün olmak istiyorum. Beraberce bir aile kurmak arzusundayım. İnanmıyorsun değil mi? Evlen benimle. Hemen yarın. Evet. Hakim Hanım, bu acımızda yeri değil biliyorum ama yarın Adalet Komisyonu savunmanızı bekliyor. Ne yapacağız? Ziyadesiyle sıkıştırıyorlar. Bir an önce gelip savunmasını versin diyorlar. Davanın seyri etkilenecek. Belki size dosyadan el çektirecekler. Duruşmaya da az kaldı. Feride Hanım ivedilikle bize haber versin diyorlar. Ümit abi. Erteleyebiliyorsan ertele. Benim kendimi savunacak halim yok. Bahar'ın ailesi geliyor. Halide Hanım. Merhaba. Feride ben. Ne oluyor Feride Hanım? Bahar'ımıza ne oluyor? Anlatacağım. Ümit Bey. Az evvel bahsettiğiniz komisyon. Ne komisyonu? Neden savunma istiyorlar Feride Hanım'dan? Sormayın. Azif Kara davasından alacaklar Feride Hanım'ı. Şu rezil gazetede çıkan pis bir haber var ya, Mahir'le Feride Hanım hakkında. Şerefsizler. İkisinin de ne kadar müstesna insanlar olduğunu bilmeden iftira ettiler. Hakim Hanım kadar adaletlisi, vicdanlısı var mı sanki adliyede? Sormadan etmeden Feride Hanım'ın hayatını mahvettiler. Demek ki geç değil. Bomba haberin devamı bu. Hakime ile suçlunun aşkı tirajımızı arttırdı. Dediğimi yapalım Halit abi. Haberi çıkartalım. Yerine bu akşam yaralanan adliye mensubunun haberini yapacağız. Ben yeni haberin dizgisini yaparken sen de bana şu ana kadar Nazif Kara ile alakalı ne kadar haber çıktıysa derle. Sabah masamda olsun. Hemen arşive gidiyorum. Sadece bizim arşivde değil. Memleketteki tüm gazetelerdeki haberleri, ayrıca dava dosyasıyla alakalı elimize ne geçecek hepsini görmek istiyorum. Emredersiniz. Hadi Halit abi. Biz dizgiye iniyoruz. Kolay gelsin. Yazıyor, yazıyor. Adli mensubunun evinde saldırıya uğradığı yazıyor. Hapishaneden kaçan Mahir Kıran'ın yakalandığı yazıyor. Hükümetin yeni lafı oynayacağı yazıyor.
Arkadaşın mı? Yok, yeni stajyerimiz. Avukat Salih Bey. Öyle mi? Hoş geldiniz. Ben de Bahar. Memnun oldum. Ben de. Geldim. İyi günler yenge. Necdet abim yolladı. Öğlen rejansa teşrifinizi bekliyor. Gelirseniz bahtiyar olacakmış. Bizzat ben gelip alacağım sizi. Kendisi pek meşgul herhalde. Yemek hazırlığıyla bizzat alakadar olduğu için özürlerini iletti. İyi. Abla!
aşk olsun Turgut'cum. Sabahtan arayıp müjdem var diyorum. Sen de anca öğlen geliyorsun. Vaktinde gelmeyi arzu ederdim. Lakin Bahar'ın soruşturmasıyla bizzat alakadar oldum. Çok elem verici bir hadise. Umarım kızcağız kurtulur. Neymiş bakalım bu kadar acil olan mesele? Merak ettim. Şöyle geçelim. Ben kendime içecek bir şey alacağım. İster misin? Lütfen. Talihsizlikler bir başladı mı, arkası gelir derler. Doğruymuş. Yetmezmiş gibi bir de Feride Kurul'a ifade verecekmiş. Sırf bu zaafı yüzünden bu davadan alınacak belki. Kanaatimce böylesi daha iyi. Aksi halde Feride'nin hakkaniyeti sorgulanır hale gelecek. Rica ederim Turgut'cum, böyle bir şey mevzu bahis bile değil. Feride istemese de o katilin kalemini kıracak sonunda. Ama davadan alınırsa bu mesleğine, soyadımıza sürülmüş bir leke olarak kalacak. Bu hususta ben elimden gelen ikazı yaptım Feride'ye Mamafi. Bir faydası olmadı. Bilmez miyim? Yine de bu üzücü hadisenin tek müsbet tarafı var. Bunca kar olmuşken onun da bir teselliye, halinden anlayabileceği bir yoldaşa ihtiyacı var. Bu neden sen olmayasın? Bize karşı başı çok iyi Turgut. Sadece bize karşı değil, kurula karşı da adını temizlemesi gerektiğinin gayet farkında. Bunun için yapması gereken aşikar. Anlayacağın, saadete ermenize az kalmış olabilir. Tanda. Lütfen. Buz. Anne. Hoş geldin. Bunu da mı yapacaktın ha? Elini kanada mı bulayacaktın? Anneciğim, ben hakikati bilemedim. Abime yardım ediyorum sandım. Onu düşmanından koruduğumu zannettim. Neticeyi değiştirir mi bu? Maksadın ne olursa olsun cana kastedilir mi? Bir şey öğretemedik biz sana evladım. Önceleri toyluğuna, asiliğine veriyordum. Askere gittin geldin, aklı başına devşireceğine şu yaptığına bak. Az daha katil oluyordun. Benim bir gayem vardı anacığım. Abimin düşmanını vurduğumu zannettim. Yo, o ne yaptı? Kendi kardeşini kendi elleriyle polise teslim etti. Ne yapsaydı? Baban suçsuzken suçlu muamelesi görüyor diye hepimiz derbeder olmuyor muyuz kaç zamandır? Şimdi nasıl adaleti yanıltalım ha? Nasıl kabahatini örtbas edelim? Kastettiğin insan hayatı. Bir annenin evladı. Yüreğinin parçası. Can yakarsan elbet bedelini ödersin. O yüzden ne senin ne bizim abine kızmaya hakkımız var. Benim hiçbir şeye hakkım yok ki. Söylemeye, konuşmaya. Hatta benim yaşamaya bile hakkım yok. Varsa yoksa Mahir Paşa. Hep o haklı. Anasını satayım, hep o doğru. Bir kere de beni anla. Bir kere de benim tarafımda ol ya. Hata da yapsam,
Kabahatli de olsam bas beni bir kere bağrına be anne. Ama olmaz. Yalnız hatırlatırım. Senin kanın canın benim. Sen benim anamsın, Mahir'in değil. Bana bak. Bugüne kadar aranızda has üvey ayrımı yapmadım ben. Bu da böyle de yapmam. Ne Mahir'i üstün tutarım ne de seni kayırırım. Kim haklı, kim doğruysa bir tek onu bilirim ben. Çünkü başka türlüsü vicdanıma sığmaz. Sana da insanlık namına bir şey öğretebildiysem al takkeni önüne düşün. Ne vakit cezanı çekersin. Hatalarını anlarsın. Arına hayağını takınır, öyle çıkarsın karşıma. Zahmet etme, sadece bunu iade etmeye gel. Ne oldu sultanım, neye kızdın? Lütfen konuşmayalım, zira sen beni hiç anlamıyorsun. Ayten, iki dakika müsaade et, niyetimi anlatayım. Hiç gerek yok. Ayten, çok önemli bir konuda konuşacağım. En azından bana bunu çok görme Ayten, ne olur. Allah geride kalanlara sabır versin. Başına sağ olsun hakim hanım. Dostlar sağ olsun. Mahir Bey derhal getirilecek. Siz istirahat edin lütfen. Böyle bir ihtimal mevzu bahis bile olamaz Turgut. Sadece bir imza. Gerekirse dakikasını da geçersiz saydırırım. Mümkün değil dedim Turgut. Ne yaparsan yap. Benim kızım dul bir erkekle evlenemez. Buna ne ben ne de babası müsaade eder. Bakın Kerime Hanım. Bu meseleyi uzatmanın manası yok. Verdiğin talihsiz kararla kendi şansını kaçırdın. Feride ile senin için onca çabamı hiçe saymana da ayrıca çok kırıldım. Gelmişken görmek isterseniz Mehmet Sayın Bey yukarıda istirahat ediyor. Gerçi ben bu anı böyle tahayyül etmedim ama. Necdet, ne söyleyeceksen söyle yeter. Cidden sıkıldım artık. Tamam. Haklısın. Onlarca güzel söz yazdım kağıda ama güya akşamdan ezber edecektim hepsini. Şimdi senin böyle gözlerine bakınca sadece yüreğimin sesini duyuyorum. O da Ayten diyor. Ayten, Ayten, Ayten. Hani bana desen ki yüreğinden sök at. Yapamam ki. Ne diyorsun Necdet Allah aşkına? Şu an miladımız olsun istiyorum. Olan biteni unut. Ver yüreğinin yükünü ben taşıyayım diyorum. Varlığın ömrüme ömür kat diyorum. Bir evetinde bana bütün dünyayı bahşet istiyorum.
Feride. Söyleyeyim, başkasından duy istemem.